sıralamayı kullandım hocam. Bugünkü mavzumuz münasebetler. Kopi münasebetler mavzunu kullandığı için nasıl sınıfı bilmemiz. Ayrıca ricamız kopi münasebetler düşüneceğiz. Bilgiler, sağ sosyal. İkinci ricamız kopi münasebetler taslakı ve takip. Üçüncü ricamız kopi münasebetler bilgiler. Nasıl bilgiler düşüneceğiz? Turlar, yürürlükler. Dördüncü ricamız subjektif hukuk ve yürürlük mazuriyetler. Beşinci ricamız yürürlük farklar. Mavzumuzda uygulaştırmamız için azıcık da bir çözümde hukuki münasebet düşüncesini tarif edeceğiz. Hukuki münasebet bir yerde bize hukuki münasebetle bu içtimai münasebetlerle hukuk normalarıyla tarifke sorumluluğuyla bir kısmı bölüm. Buranın subjektiflerle subjektif hukuk ve yürürlük mazuriyetlerine ekleyebileceğim. Hukuki münasebetler, içtimai münasebetlerinin tarifini kısmıydı. İçtimai münasebetler dediğimde bize oradaki derslerden hem ülkemize, içtimai münasebetlerden kiralar, bu mesela dini münasebetler, sordi, siyasi, maderi, manevi münasebetler, bu içtimai münasebetlerden kiralar. Şimdi hukuki münasebetler. Hukuki münasebetlerden şimdi ekleyelim bize. Hukuki münasebetler şahslar ortasından yürürlük alakalıdır. Bu ulardan üzere hukuk ve mecburiyetlerden kodarlı. Üzere hukuk ve burçlarsız hukuki münasebetler vücudu gelmiyor. Hukuki münasebetlerinin yüzeye gelişi, yüzeye bu asaslar görüşerek, bu birinci yönde maddi asaslar. Bunların bu maddi asaslarla tamamlarının korkuş iradası, manfaatlarına bize yetişmek istedim. Şimdi tamamlarının hukuk ve normalar eğer fark etmeye yetişmek. Yalnız ki, cismani şahslarının hukuk ve yapmakta insan doğruyan bedden boşluyor. Ama o böyle yapmakta ise 18 yaşından boşluyor. Yürürlük şahsların hukuk ve yapmakta ama o böyle yapmakta bir bedden. Üçteki her yerin yürürlük şahs başka korktuğu bedden boşluyor. Bu aşamadaki hukuki münasebetler yüzeye gelişi için yürürlük asos, maddi asos kablonu atıldı. Yürürlük asosları buluşuyor. Yürürlük asoslar bu içtimai münasebetlerin tatbik sorabilen tegişli hukuk normasının mavcudluğu sanılıyor. Hukuki münasebetlerin özge hız belgiler bu. Bu belgiler içtimai subyektler ortasıyla yüzeye girerken bu aile alakalı sanılıyor. Birinciden, ikinciden hukuk normaları asosu yüzeye girerken, üçüncüden yürürlük karakterine ilgiler. Çünkü münasebet yüzeye giriş için kendi de domonun istergi talep koyuyor. Ve dördüncüden davlat domonunun korunmalarını tanımlıyor. Beşinciden muayyen, redmit, yokyaş, organizmadan yüzeye giren ve şu an sonuçta subyektler üzerine değişti, subyektif hukuk ve yürürlük mecburiyetlerine alanı koşulacak. Hukuki münasebetlerini taslamı ve terkibi doktora edilmişsek, hukuki münasebetler tasdiqlarimizga klassifikatsiya qilinmasin, chunki hukuk munosabatlari hukuk sohalariga ko'ra konstitutsiyaviy, ma'muriy, jinoyat huquqiy, qonuniy va hokazo hukuk munosabatlariga bo'linadi. Subyektlarga ko'ra umumiy va muayyan, mazmuniga ko'ra umumiy, tartibga soluvchi va nisbiy, qo'riqlovchi. Ta'sir etish maqsadlariga ko'ra statik va dinamik. Taraflarının ağırlık derecesi gibi mutlak var yürüyordu. Genetik ve funksiyonel avukalarıyla maddi ve prosesuar tasarlanmıştı. Macburiyetler karakteri gibi sus fintaki ve ağır fintaki hukuki münasebetlerini bize görüşürüz. Hukuki münasebetlerinin takibi, hukuki münasebetlerinin takibi, bu hukuki münasebetlerinin subyektler, hukuki münasebet obyektler. Şimdi subyektif hukuk ve yürürlük vacibiyetler ve yürürlük farklar kâr. Hukuki münasebetlerin obyektleri ve subyektleri düşüncesi turlarla ve elementlerle toplar edilmemize hukuki münasebet subyektleri
hukuki münasebetlerinin subjektif hukuk ve yuridik mecburiyetlerine ilgili iştirakçılar var. Hukuki münasebet obyekti deyince, bu hukuki münasebet subyektleri mecburiyetleri karartılan narsalar, yani hukuki münasebet nimaga karartılan bo'lsa, şu narsalar uning obyektini tashkil etadi. Demak, hukuki munosabatlar obyektlari bo'lishi mumkin bu moddiy qadriyatlar, nomoddiy qadriyatlar, ma'naviy ijod mahsullari, adabiy asarlar, san'at, kompyuter dasturlari, qimmatbaho qog'ozlar va hujjatlar, hukuki munosabatlar ishtirokchilarining faoliyat natijalari, masalan, mahsulot yetkazish shartnomasi deb tushunish mumkin. Bugun mavzumuz o'tishimiz kerak bo'lgan asosiy tushunchalar shulardan iborat. Agar qo'shimcha savollar bo'layotgan bo'lsa, Navoiy viloyati yuridik kollejining Telegram kanaliga murojaat qilishlar.